Şimdi o vize meselesinde son bir gelişme var. Sen gerçi yayındasın bir süredir biliyorum. O yüzden... Ha biliyorum. Sağlık meselesinde falan istisna yapılmış. Onu mu diyorsun? Evet, onu söylüyorum. Şimdi evet. Bütün vizelerin askıya alınması noktasında aslında şöyle bir şey benim anladığım kadarıyla. Bunu baştan beri böyle case by case yani vaka üzerinden bir değerlendirmeyle anladığım kadarıyla geçen haftadan beri bazı durumlarda esnetmişler Amerikan misyonları. Bugün de bunu duyurdular yani acil bir durumunuz varsa bir ona göre başvurun diye. Şimdi orada bir esneme olduğunu anlıyoruz özellikle insani meseleler konusunda. O bir parantez aslında ama büyük meseleye baktığın zaman yorumun çok doğru, çok ileri bir adım. Yani bu vize hizmetlerinin askıya alınması. Şimdi bunu bir vize yasağı değil, sadece Türkiye'deki misyonlarımızın, işte çalışanlarımızın güvenliği falan dedi Amerika Birleşik Devletleri. Ama bunun sebebini biliyoruz. Yani burada Rusya'ya bile, Rus vatandaşlarına yönelik bile böyle bir şey alınmadı biliyorsun. Yani bu kadar krizler yaşandı. Burada Amerika'daki bir takım Rusya'nın misyonları kapatıldı. İşte sayısı azaltıldı. Personel indirimine gidildi. Nitekim Rusya aynı şeyi yaptı. Moskova'daki Amerikan misyonlarındaki diplomatların sayısının azaltılmasını talep etti. Bir kısmını gönderdi falan. Hani bu tür gerilimler ki yani çok böyle başka sıkıntıların olduğu iki ülkeden bahsediyoruz. İki işte tırnak içerisinde söylüyorum. Süper güçten bahsediyoruz. Resleşmelerden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye ile yaşanan meselede bu vize adımına gidilmesi tabii bence de çok sert ve de bunun bir geçmişte bir örneği yok. Şeyi de hatırlatalım da yani 1974 işte Kıbrıs Barış Harekatı bir takım ambargolara neden olmuştu. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de diğer Batı İttifakı'ndaki ülkelerden Türkiye'ye yönelik olarak ve bunlar daha ziyade askeri silah ambargoları şeklinde kalmıştı. Şimdi bu bir ambargo değil ama yani Türk vatandaşlarının hayatına yönelik çok ileri bir adım. Bundan sonra ne gelebilir? Şimdi bu çözülse bile bundan sonra şu gelebilir. İşte bunu çok net kongrede konuştuğumuz bir takım isimler söylüyorlar. Bu kongre siyasi alan diyebilirsiniz. Bunları çok rahat söyleyebiliyorlar diyebilirsiniz. Dışişleri işte Pentagon ve işte Beyaz Saray bu konularda daha hassas bunları açıkça söylemiyor diyebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle kongre yani Türkiye'ye yönelik silah satışlarında ya da diğer kararlarda söz sahibi olan bir Amerikan kurumu. Ve eğer kongrede şu konuşuluyorsa ya işte bu S-400'lerin alımı tamamlanırsa ve Türkiye gerçekten işte bir Rusya'yla savunma ittifakı işte füze ortak savunma şeyine gelirse noktasına gelirse biz o zaman demek ki birkaç ay önce Rusya'ya yönelik aldığım ekonomik yaptırımların bir benzerini Türkiye'de almamız gerekiyor. Şimdi buraya iş gider mi? Onu bilmiyoruz ama bunun konuşuluyor olması bile aslında çok dramatik.